Evet, böbrek yetmezliğiyle o zaman devam edelim. Zaten sorumuz da gelmişti. Böbrek yetmezliği nasıl oluşur? Nedenleri nedir? Böbrek yetmezliğinin birçok sebebi var. Bakteri, virüs, mantar, taş, kum, işte üre, ürik asit, efendim oksalik asit yükselirse taş oluşur, kum oluşur. Bunlar zamanla böbrek yetmezliğini tetikler vesaire vesaire. Fakat esas böbrek yetmezliğini bakteri, virüs, mantar tetiklerse de böbrek yetmezliğine yakalanan insanların %95'i tansiyon, diyabet, kolesterol hapları, sürekli hap kullanan insanlarda böbrek yetmezliği çıkar. Sonunda kiminde 10 yıl, kiminde 15 yıl. Tansiyon, kolesterol, diyabet hapı kullananlar mutlak suretle bir gün böbrekleri iflas eder. Neden? Aldınız tansiyon, diyabet veya kolesterol hapını veya antidepresan, ağrı kesici sürekli alıyorsa kişi hap, nereye gidiyor bu hap? Aldınız, hemen buradan alıyorsa oradan çıkıp gitmiyor. İdrarla veya defacetle atmıyorsunuz. Nereye gidiyor? Bir kısmı ağızla emiliyor, bir kısmı mideyle emiliyor, bir kısmı bağırsıklarla emiliyor. Karaciğere geliyor. Bir kısmı kana karışıyor. Bağırsaklardan da emilen karaciğere geliyor. Bir kısmı karaciğer bunu yok etmeye çalışıyor. Bir kısmı da bu kimyasal ilaçlar kanda dolaşarak organlara zarar veriyor. Bir. Böbrekler bu kimyasal maddeleri süzmek için uğraşıyor. Böbrekler de birer milyondan 2 milyon nefron var. Süzgeç hücre. Bu süzgeç hücrelerin oluşturmuş olduğu glomerül denen hücre kümeleri var. Ve bu hücre kümelerinin oluşturmuş olduğu böbrek yatakları var. Şimdi kimyasal ilaç kullanan, özellikle tansiyon, kolesterol, diyabet, antidepresan veya romatizma ilacı gibi çeşit çeşit ilaç kullananların böbrekleri sonunda iflas eder. Böbrek yetmezliğini tetikleyen sebeplerin %95'i kimyasal ilaçlardan kaynaklanıyor. Kim diyor? Yani İbrahim Gökçe'nin söylemesi önemli değil. Bu kitabı ilim adamları yazmıştır. Almanca. Yani burada yüzlerce ilim adamının ortak yazmış olduğu bir kitap. Kimyasal ilaçlar diyor, yavaş yavaş öldürür. Hemen öldürmez. Japonlar ne yapıyor? İntihar etmek istediği zaman harakiri yapıyor. Türkler ne yapıyor? İntihar etmek istediği zaman ilaç kullanıyor. Yavaş yavaş ölüyor. Biz yavaş yavaş ölüyoruz. Yani evet, %5'inin sebebi ise hani nasıl anlarız vücudumuzda ne gibi kayıplar yaşarız da bunun sonucunda böbrek yetmezliği oluşur? Böbrek kanı artık süzemiyor, temizleyemiyor. Hı-hı. Günde hı-hı, 180 litre kan, yani 180 5 litre kan olduğunu düşünelim. 30 defa 40 defa bünyemiz bunu, kanı temizler. Sürekli arıtır. Süzgeç gibi diye düşünelim. Fakat nefronlar görevini yapamıyorsa, süzemiyorsa ne olur? Kan kirlenir. Hı hı. Kirlendiği için hücreler, dokular, vücut beslenemez. Yeterince organlara besleyici madde akışı olmaz. Kirli kan. Hı hı. Kirlendiği zaman kişinin karaciğer görevini göremediği için, arıtamadığı için vücudunda ne olur? Kirlenme başlar. Rengi solar kişi. Mesela bir beyefendi bana geldi. Kapıdan girer girmez gördüm. Dedim ki bu böbrek yetmezliği hastası. Dermanı yok, halsiz, dermansız, yorgun, bitkin, rengi solmuş. Göz renginden anlaşılıyor mu peki bu göz? O sarılık. O sarılık. Sarılık. Böbrek bu da yetmezliği. Halsiz, dermansız, yorgun, evet, bitkin. Çünkü hücreler beslenemiyor. Vitamin, mineral, enzim akışı yok hücrelere. Kan kirli, arıtamıyor, temizleyemiyor. Şimdi mesela bir beyefendi ilköğretim okulunda müdür demiş ki doktoru %10'un altına düştü artık. Artık diyalize gireceksin. Bütün aile akşam araştırmışlar, araştırmışlar. O Gökçek birçok insanı iyileştirmiş. Hemen sabah erkenden aradılar, geldiler. Adamcağızı görünce zaten ben kabul ettim ki böbrek yetmezliği var. Buyurun dedim. Dedim herhalde böbrek yetmezliği. Nerede anladım dedim. İyi. Ne olacak? Dedim ki zaten mühim değil, hallederiz inşallah. Bakalım, görelim. İksir, aloe vera jel, huş forte, altın başak otu. Hı hı. Çok. Dünyada altın başak otu.
Ama böbrek, idrar yolları enfeksiyonuna, böbrek yetmezliğine, böbrekleri temizler, idrar yolları enfeksiyonuna, böbrekteki taşa, kuma, iltihaba çok çok etkili klinik araştırmaları var. Yine ayrık aynı şekilde idrar yolları enfeksiyonuna karşı etkili. Çok özel formüller geliştirdik böbrekler için. Efendim huş forte, kortisep forte, böbrek çayı, enfeksiyon çayı kullanın. Bakalım görelim ne olacak. 6 hafta sonra böbreklerin %10'dan %30'a çalışması yükseldi. Adamcağız bir daha geldiğinde böyle kanlı canlı. Dedi ki bu bana 10 yıl yeter dedi. Artık dedi ne kimyasal ilaç kullanacağım ne bitkisel. Ya dedim yine de kullan bak. İşte %40'a çıkabilir, %50'ye çıkabilir yani. Evet. Belli olmaz. Hı hı. Yani bu kadar süre içerisinde bu kadar büyük mesafe elde ettim. Yeter bana yeter. 10 yıl yeter. 10 yıl sonra rahatsızlanırsam yine siz bulurum dedi ki o vatandaş gitti. Şimdi böbrek yetmezliğiyle ilgili tetikleyen sebepleri söylemeyi unuttum. Hı hı. İki önemli sebep var dedim. Yani %95'i kimyasal ilaçlardan kaynaklanıyor da. Hı hı. %5 de bağırsaklardaki E. coli bakterisi ve bağırsak mantarları. Hı hı. Bağırsaklarda E. coli bakterisi aslında Escherichia coli zararsız bir bakteri. Hı hı. Bu bakteri idrar yoluyla böbreğe ulaştığı zaman böbreği bitirir. Hı. E. coli bakterisini yok etmek için herhangi bir ilaç kullanılırsa bu bakteri adeta köpek gibi azıyor, kuduruyor. Yani normal evinizde köpek var, kudurur mu? Yani kuduz kapmışsa kudur yani, mikrop kapmışsa. Bu bakteri de bağırsaklarda faydalıyken, idrar yollarıyla mesaneye yerleşirse tehlikeli, böbreklere yerleşirse tehlikeli. Böbrek yetmezliğini tetikler. E. coli bakterisine karşı antibiyotik kullanmak bağırsaklardayken faydalı, idrar yolundayken tehlikeli. Çok daha agresif olur ve böbrekleri perişan eder. Bununla ilgili Amerika Birleşik Devletleri'nde Kolombiya eyaleti bir araştırma yapmış. Bir kilo eti, hı hı, kıyma şeklinde çektikten sonra dört parçaya bölmüşler. Birincisini karanfille, ikinci parçayı tarçınla, üçüncü parçayı sarımsakla, dördüncü parçayı güve otuyla karıştırmışlar. Beklemişler. Hangi karışım kaç günde bozuluyor? Yani bakteri enfeksiyon kapıyor. Karanfilin bakterileri %99 yok ettiği tespit edilmiş. En yüksek antibakteriyel özelliğe sahip. Sonra tarçın, sonra sarımsak, sonra güve otu gelir. Biz işte E. coli bakterisine karşı çok özel bir formül geliştirdik. Eğer ki bağırsaktaki böbrek yetmezliğinin sebebi E. coli bakterisinden kaynaklanıyorsa karanfil forte mükemmel bir, ama sadece karanfil yiyerek olmaz. Hı hı. Birleşimindeki etken madde ekstrakt kullanmak gerekir. Ekstresi %100 etkili. Yani direkt öğüterek kullanırsınız o zaman da etkili, fakat istenilen verimi almak, hı hı, zor. Ekstresi %100 etkili. Çok çok mükemmel bir şey.